esir istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş koş peşinden koparla. Tut tut elinden yakala. Pepsi, o anların hepsi Pepsi. O anların hepsi Pepsi. Yaşatır seni Pepsi. Ektam Kıbrıs'la Güne Merhaba devam ediyor. Değerli izleyenler, Güne Merhaba devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Ticaret Odası Eski Başkanı, iş insanı Sayın Erdil Nami bizlerle beraber. Sabah saatlerinde Yeni Erenköy'den izleyicilerimiz de vardı. Onlara da söyledim, Yeni Erenköy konusunu açacağım, konuşacağız diye. Dolayısıyla ilk olarak Yeni Erenköy'den başlamak istiyorum sohbetimize ama önce bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Sayın Nami. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Tabii geçtiğimiz günlerde çok üzüntü verici bir olay yaşandı. Ben hakikaten üzüldüm. Yeni Erenköy Belediyesi'nin başkan vekilinin anahtarı getirip İçişleri Bakanı'na teslim etmesi, bakanlığına teslim etmesi üzücüydü. Bence ülke genelinde aslında üzülmesi gereken bir konu. Yani bir belediyenin kapısını kilitleyip tehditle veya şantajla gidip anahtar verme vesaire, herkesin iflas etmesi, bölgenin şu anda pislik içinde olması, güzel, temiz, bakir bir bölge üstelik Yeni Erenköy tarafı, hepimiz için üzüntü verici ve utanç verici bir durum aslında. Hakikaten. Bir devlet olarak baktığımız zaman. Ben biliyorum ki siz bölgeye, Yeni Erenköy'e yat limanı yapmak için çok uğraş verdiniz. Tabii bir takım zorluklarla da karşılaştınız bildiğim kadarıyla. Nedir oradaki o son durumu, projeyle ilgili? İsterseniz buradan başlayalım ve devam edelim. Şimdi bildiğiniz gibi bu projenin gündeme gelmesi, hayat bulması için üç önemli, yani üç kişinin çok ciddi gayreti vardır. Ve ben kendimi bu üç kişiden biri olarak görüyorum. Ben Kıbrıs bacağı olarak görüyorum ve bu projeye başından itibaren çok ciddi olarak inandığım için hakikaten proje benim sanki de öz sermayem varmış gibicesine uğraştım. Hatta birçok vatandaş beni böyle direkt olarak ortak plan zannedecek derecede orayla özleşmiş hissetti. Öyle değildi. Başından itibaren projenin orijinal finansörü, kurucusu Mr. David Lewis'le bir vesileyle tanıştım. Ve kendisinin Kıbrıs'ta veya da Orta Doğu'da bu bölgelerde bir marina yapma arzusu olduğunu ve uygun bir lokasyon aradığını öğrendim. Ve bu arada da Sıdık Hanım'ın bu projesinden haberdar oldum. Sıdık Hanım'ı da iyi tanırdım o zamanlar, Sıdık Atalay'ı. Ve onun da bir eğer uygun birini bulursa, çünkü finansman çok yüksekti, finansmanın finansör arıyordu. Onu o arayış içindeydi. Yani bir taraftan projeyi ilk yapan Sıdık Hanım'ın bir finansör araması, yatırımcının da uygun bir yatırım alanı araması ve ben de bu noktada bulundum ve bu yeri, bu lokasyonu Mr. David Lewis'e hararetle tavsiye ettim. Kendisini ilk ben aldım, bölgeye götürdüm ve müthiş beğendi. Çünkü Mr. David Lewis malum Musevidir ama İngiliz Musevisidir. Bizim birçok gazetelerimizde yok Yahudi, yok İsrail yatırımı, yok şu, yok bu. Daha sonra bilmem zamanımız ona gelince kadar ama lüzumsuz araştırmadan böyle polemik yapmak, çirkin bazı isnatlarla da balta vuruldu bu proje için. Bu beyi götürdük ve kendisi kendi öz kaynaklarından
100 milyon dolar harcayarak bugün Doğu Akdeniz'deki en mükemmel bir iki marinadan bir tanesi olduğunu iddia ettiğimiz Yeni Erenköy'deki Karpaz Marina'yı inşa etti. İnşasına başlandı. Tabii o aşamalardaki zorluklar ayrı. Bu marinanın kapasitesi 300 yatlıktır. Yani 300 yat misafir edebiliyor. Ama şu anda 50-60 yat civarında konaklanıyor orada. Esas kapasitesine gelse kâr da yapabilecek, belediyeye de, çevreye de çok hizmet edecek. Esas işin asıl üzücü kısmı, bildiğiniz gibi Yeni Erenköy lokasyon olarak çok uzak bir bölgededir Lefkoşa'dan. Diğer adanın diğer yerlerinden de, yani Karpaz zaten olarak. Ve bunu telafi edeceği bir yatırım gerekiyordu oraya. Yani bir canlılık, yani bir nevi yine aşırı bir istihdam, aşırı bir yatırım ve içinden neredeyse geçilmez hale geldi. Hı hı. Ve bir alternatif odak ve çekim noktası olarak biz düşündük. Bunun yapılabilmesi için de orada iki adet 5 yıldızlı otel de vardı orijinal projesinde. Ha, bu esas zaten o 5 yıldızlı oteller yapılması halinde bu bugün bahsettiğimiz sıkıntıların hiçbiri olmayacaktı. Yani ne belediye para sıkıntısı çekecekti, ne bütün Karpaz bölgesi bir istihdam sorunu yaşayacaktı. Çünkü iki adet 5 yıldızlı otel, sizin grup, şirketler grubunuzda da otel vardır. En azından 250-300 kişinin, gencin istihdamı demekti. Marina hariç. Dolayısıyla bizim Karpaz'da çalışmak isteyen, eğitilmek isteyen, o yöne doğru yönelmek isteyen hiçbir gencimiz işsiz kalmayacaktı. Asıl önemlisi bu. Onun vereceği vergilerle filan, aynen nasıl hava alanındaki vergilerle Değirmenlik Belediyesi maşallah çok iyi gidiyor. Bütün yatırımlarını yapabiliyor. Neden? Çünkü Ercan'ın gelirinin belli bir kısmından bir vergi kendisine tahsis ediliyor. Orada da Erenköy'ün bu otellerinin yapılmasının en büyük faydası bu olacaktı. Bunu ben müteaddit vesilelerle, müteaddit yetkililere, yani bütün gelmiş geçmiş başbakanlara yazılı olarak, sözlü olarak izah ettim, anlattım, yazdım, çizdim. Bu fırsatı, tarihi bir fırsattır. Yani yabancı sermayeye teşvik yasamız vardır ama yasayla iş bitmiyor. Burada yatırımcının bir talebi var. Talep de basitti. Basit de çok bizden ekstra para, ekstra mevzuatta, ekstra özellikler, ekstra ayrıcalıklar istemiyordu. Sadece mevzuatımızda var olan, mevzuatta var olan 99 yıla çıkarabilmek için kira sözleşmesini bir ek hüküm, bir madde. Madde da değil, ona dayanarak uzatmak. Çünkü yasada o madde var. Yasada madde diyor ki, eğer diyor yatırım büyükse diyor. Yani bir kriter o. Eğer yatırım büyük istihdam yaratıyorsa, yani ikinci hususta istihdamdı. Üçüncü hususta yenilik getiriyorsa memleketimize. Bu projede bu her üçü de fazlasıyla var, eksik değil. Yasada bir tek nokta net değil. Çünkü ben bunu söyledim. Dedim bakın arkadaşlar, şu kanunun bu maddesine dayanarak bu 49-99 yapabilirsiniz. Dedikleri şu. Yani büyüklükten ne anla... Tamam dedim, o zaman bir müsteşarınızı siz, ya YAGA'nın başkanını, ya Devlet Planlama Örgütü başkanını veya da ilgili bir komite kurun ve yasaya açıklık getirin. Bir tüzük ekleyin. Deyin ki büyüklükten, yatırım büyüklüğünden biz 100 milyon ya da 150 milyon dolar anlıyoruz ya da 200 milyon. Onun adını koyun. 200 milyon deyin. Efendime söyleyeyim, istihdamda 100 kişi deyin, 150 deyin, 200 kişi deyin. Onun da adını koyun. Efendim mesela yenilik, zaten bu yenilik. Daha adada marina yok. Dolayısıyla her üç kriteri karşılık. Bu sefer o zamanki bazı üst bürokratlar veya siyasilerin dediği ne oldu? Dedikleri gayet şey, Erdil Bey haklısınız, bu adam doğru, yapmamız da lazım. Ama size bunu verdiğimiz zaman bu hakkı, diğer bazı başka yatırımcılar da bunu isteyecek, isteyebilir dediler. Olabilir dedim, mümkün. Eğer dedim o diğer yatırımcılar da bu kriterin içine giriyorsa vereceksiniz.
Bunun amacı zaten bu yasanın ülkemize yatırımı çekmektir. Eğer dedim bunu yaparak daha çok yatırımcılar gelip isteyecekse ne mutlu. Demek ki yasanız amacına ulaştı demektir. Bundan çekinecek bir şey yok. İpe ut sermek de zannederim bazen programlarınızda siz de bahsedersiniz. Bizim üzerimize yoktur. Yani lüzumsuz şeyler. Ve adamcağız tabii bu arada vefat etti. Yani 87 yaşındaydı, yaşlıydı. Ve o kalben bu bölgeyi, bu adayı, bu yeri sevdi. Şimdi birçok insan ya en güzel yeri de bu da var ya memlekette verildi işte Yahudi'ye falan. Yatırım yapılmazdan evvel o arkadaşlar gelip görselerdi. Veyahut da bugün dahi gitsinler marinanın kendisinin dışında ya doğusunda ya batısında baksınlar orada yer var, arazi var. Niye gidip başkası yapmıyor bu tip yatırımları oraya? O soruyu kendi kendilerine. Orası eğer bakılmazsa, dozerler girilip çalışılıp mekan tanzim edilmezse bir kayalık denizin yanında bir herhangi bizim sahillerimizin herhangi biridir. Dolayısıyla memleketi sevmek, ona dokunmak değil, güzel dokandırmak. Eğer acayip orada bir 20 katlı bir bina, bilmem coğrafyaya, tabiata, tarihe uymayan bir şey yapılırsa tamam. Ama bu o kadar güzel uyum sağladı, oraya gitmişseniz biliyorsunuz. Biliyor. Yani marinanın orada olduğunu bilmezseniz göremezsiniz. Yani o kadar araziyle uyumlu bir proje evet. yaptı. Orada restoranını yaptı. Beach Club'larını yaptılar. Marina'nın en mükemmelini dediğim gibi keson sisteminde yaptılar. Dry dock dediğimiz 17 bin metrekare beton alan yaptılar. Bu gemilerin bakımı için. Ve bu bakımı nasıl yapacaksınız? Yatı dışarıya alabilmeniz lazım. Bir süper yat aşağı yukarı 100 tondan fazla 150 ton ağırlığı olduğu için 300 tonluk kaldırma gücü olan vinç. Bu Türkiye'nin güney sahillerindeki marinalarda dahi yoktur. Çok özel. Çünkü yatırımı yapan Mr. David Lewis 40 yıldan beri marina ve yatı olduğu için neler gerekiyor bir bir biliyordu. Ve ta Fransa'nın batı sahillerinden, Fransız Rivierası'ndan başlayıp İtalyan Rivierası'na, Yunan adalarına en son Türkiye'deki Marmaris, Bodrum, oralara kadar geldi ve uzun müddet hayatının yarısı yatlarda geçti. Dolayısıyla bütün sistemlerdeki iyi ve aksayan tarafları gördü ve bunların en iyisini buraya taşıdı, yaptırdı. Tüm birikimini aktardı buraya. Yani oraya bir otel. Şimdi bizim arkadaşlarımız Limassol'a giderler, Limassol Marina'yı görürler. Ah derler bizde niye böyle yok? Vardı olacaktı. Evet. Ama hatta daha iyisi olacaktı. Yani. Daha güzelin olacaktı. Mesele bu. Peki Sayın Nami, yani gelmiş geçmiş tüm hükümetler mi buna engel oldu diyebiliriz? Yani evet, engelden yani nasıl diyelim ona, yolunu açmadı diyelim. Yani çünkü yasayı istediğiniz gibi yorumlayabilirsin. Bizim yasalarda bir de özellik vardır. Esneklik vardır. Herkese 49 veriyorlar. Şimdi neden Çiğdem, onu da izah edeyim. Şöyle bir durum var. O güne kadar yapılan yatırımlar büyükçe de olsa, örneğin büyük otel nedir? İşte otel, 5 yıldız otel, Artemis, Nuh'un gemisi, Meritler filan. Şimdi bir otel 100 milyon dolarlık dahi olsa fizibilitesi kolay yapılır. Eğer kazino izni varsa, şu varsa, bu varsa işte 7-8 yılda maliyetini çıkarır. Dolayısıyla 49 yıllık bir süre fazlasıyla yeterlidir amortismanı ve karlılığa geçmesi için. Ama marinacılıkta bu böyle değil. Marinacılıkta 35 ile 40 yıl arasındadır break even dediğimiz, yani başa başa gelmesi sizin. Yani yavaş dönen bir şeydir. Bunu anlatamadık arkadaşlar. Yani bu bir otel gibi değil. Bu bir marinadır. Üstelik de bakın bugün Ercan'a dahi Türkiye'den touchdown yapmadan, belki biraz sonra ona da gelir o bir bölümlerimizde, uçaklar gelmiyor. Bugün sıkıntımız biliyorsunuz Larnaka'ya giden yolcuları Rum kıskançlık adını ne derseniz deyin engelliyor. İsrail'den kaç kere Merit grubuna gelecek olan ve diğer otellerimize gelecek olan otel İsrail'leri engelliyorlar. Şimdi
Bizim bu marinaya dünyanın her yerinden direkt yatlar gelebiliyor. Yani git Türkiye'de öyle gel diye bir kural yok. Yani dünyaya açılan direkt tek kapımızdır diyebilirim ben. Bu büyük bir avantajdır. Yani bunu devletin özel olarak teşvik etmesi lazımdır. Yani. Peki bu mevcut hükümetle bu konuyu görüşmeyi düşünüyor musunuz? Yani evet yatırımcı vefat etti ama mutlaka şeyleri vardır. Şimdi mevcut hükümetle direkt ben artık şirketin doğrudan doğruya bir ilgim şeyim yok. Yani bir dostluğum var tabii yatırımcılarla. Mr. David Lewis vefat etti. Şu anda Bayan Lisa Singer diye bir koordinatörü ve yöneticisi var. Bizim ailevi şahsi dostumuzdur ama o kadar. Yani bir başka bir bağlantımız yok. Ama benim şu anda bilmediğim nokta şudur. Bu işin esas heveslisi Mr. David Lewis kendisiydi şahsen. Ve koyduğu para da o 100 milyon kendi şahsi parasıydı. Yani şey değildi. Lewis Trust dediğimiz yani Lewis şirketler yani holdingin parası değildi. Evet. Ben bir iki de vesileyle iki tane oğlu vardır. Julian ve Simon diye iki oğlu vardır David Lewis'in. Ve onların hatta bir noktada bu onlara rağmen yaptı Mr. David Lewis. Vefat ettikten sonra yani bir yerde beni ve Bayan Liza'yı biraz sorumlu tuttular. Yani babalarını sanki ikna ettik ve böyle verimsiz bir yere böyle büyük bir yatırım yaptırdık diye. Yalnız bunu söyledikten sonra şunu söyleyebiliriz. Bayan Liza orada hala daha yöneticidir. Ve bizim yatırım iklimi dediğimiz, az evvel konuşmaya anlatmaya çalıştım. Yatırım iklimimiz düzgünse, yani bu tip sorunları biz aşabiliriz iknasını yapabilirsek, yalnız bu yatırım için değil. Bu ve benzeri çünkü onun biliyorsunuz biraz berisinde Alorco Holding de Hillside yapmak istiyor. Ben 5 yıldan beridir, 6 yıldan beridir duyarım. Daha bir ciddi faaliyet yok. Ben olsam hükümet, yani şu andaki hükümet, herhangi bir hükümet, bu arkadaşlara sorarım. Araziyi tahsis aldınız, projeniz de güzel, sermaye imkanınızda olduğunu biliyorum. Probleminiz nedir? Direkt gitmek lazımdır. Şimdi başka ülkelerdeki yagalar bu maksat için vardır, yatırım ajansları ve yetkilendirilmiştir. Bizdeki yaga kurulurken zamanında ben bu hususu o zamanın hükümetine söyledim. Bu yagayı siz kuracaksanız kurun, beni de çağırdılardı o zaman başbakanlığa. Tam manasıyla yetkilendirip direkt başbakana bağlamanız lazımdır. Yani bir yerde yaganın başındaki şahısın başbakanla bakanlıklar arasında genel koordinatör ve konuştuğunda başbakan adına olacak. Çünkü Çiğdem Hanım yatırımlarımızın bizim yavaş gitmesinin başlıca sebebi bir yatırımın, ciddi yatırımın asgari 6 veya da 7 değişik bakanlıkla işi var. Bayındırlıkla var, ulaştırmayla, iç işleriyle, gümrük bakan her yerle ayrı ayrı, çevre dairesi, ÇED raporu ve bunlar bazen bir ay alır, iki ay alır, üç ay. Yani bir yatırımcı bunları turlayıncaya kadar 7-8 ay, bazen bir yıl yetmez. Yabancı, biz Kıbrıslıyız, burada yaşıyoruz diye bir yıl nasıl olsa burada yaşıyoruz, geçer. Ama yabancı bir adam gelip bunlarla uğraşamaz. Bunu gören diğer ülkeler, Singapur, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İspanya, Portekiz bu yagaları kurarken özel yetkilendirdiler ve direkt başbakana bağladılar. Şöyle ki şimdi sizin herhangi bir yatırım yapacaksınız. Bu bardağı istersiniz, üretesiniz ve adaya her yere yapar satasınız. Siz çevre dairesine gidip ÇED raporu alacaksınız. Sağlık Bakanlığı'ndan alacağım. Bilmem ne bir hale. Şimdi her birine birer yazı yazıyorsunuz. Her biri istediği zaman size cevap veriyor vatandaş olarak. Şimdi yaganın asıl vazifesi sizin bu projenizi sizden önden alıp bu noktaları inceler. Eğer yaganın direktörünün aklına o grubun uygun gelirse sizin yatırımınız, bu sefer size der ki ben siz dosyanızı bana bırakın. Bir ay sonra size neticeyi bildireceğim der. Bu bir ay zarfında bu ilgili dairelerle yaga temas eder yatırımcı adına ve başbakan adına. Der ki böyle bir yatırım var. Sizden bu hususta görüşünüzü rica ederim. Şimdi bizde yapılan da odur şu anda. Yalnız
bu ilgili daireler keyfidir. Yani istediği zaman YAGA'ya cevap verir. İsterse cevap vermez. İsterse zorunluluk yok yani. Yok. Hayır. Şimdi o müzakere konuşma sırasında ben dedim ki beraber istişare yaptığımızda bu yetkileri YAGA'da toplamanız lazım. Aman dediler alamayız. Herkese verdik artık yetkileri. Bütün bakanlıklar gayet kıskançtır yetkililerini tutmak istiyor. Popülizm olarak olabilir. Kullanmak istiyor. Pekala yetkililer tutsun. O zaman dedim YAGA bu şeye ilgili bakanlıklara bu yazıyı yazınca altına bir süre koysun. Desin ki bir aya kadar müspet veya menfi bana cevabınızı verin. E olur dediler. Yalnız dedim verecek. Vermediği zaman takdir artık YAGA'ya ait olsun dedim. Yani YAGA cevap almadı. Bekliyor. Senin süreni de geçtin. Daha duruyor sende dosya. O zaman YAGA o cevabı müspet gibi kabul edip işlem yapsın. O olmaz dediler. E neye? E o zaman yetki tecavüzü olur. E dedim kullansın yetkisini zamanında. Bundan sebep dedim o zaman siz lüzumsuz ekstra bir bürokrasi kuruyorsunuz. Yani vatandaşın, yatırımcının işini burada kolaylaştırmayız. Şimdi bugün geldi, ne diyor politikacılar ve vatandaş ve gazeteciler ve hepimiz? E ya bu YAGA var ama yani bir adı var, kendi yok. Etkinliği etkinliği. Adama yetki vermezsen etkin olma. YAGA'nın başında çok değerli bir insan vardı. Bugün anladığım kadarıyla başbakanımızın yeni müsteşarı olduğu Berkan Bey. Çok tecrübeli, çok bilgili bir insan. Ama onun kurumu olması lazım. Yetkiyle donatılmış olması lazım. Ve iş karar verebilmesi lazım. Türkiye bunu yaptı. 80 milyonda Türkiye bunu becerdi, yaptı. Avrupa ülkeleri yaptı. Singapur böyle kalkındı. Biz ayı baştan keşfetmeye çalışıyoruz. Yani yoksa bunu yapsa çok işler ve bunu hala daha yapmamız gerektiği kanaatindeyim ben. Belki de Erdil Bey şey de olabilirdi yani mesela E-Devlet'teki uygulamaların benzeri yatırımcılar, dış yatırımcılar için de yapılabilirdi. Yani artık internet üzerinden bilgi, belge ve ıslak imzaları göndererek de hiç yatırımcı belki de buraya gelmeden tüm bürokratik işlemleri tamamlayıp fiiliyete gelebilirdi belki. Tabii, de. Yani. Bu sizin dediğiniz bir adım daha öndedir. Çok mu uçuk oldu? Yok gayet hiç değil, hiç değil ama memleketimizde hangi konuda adını koyduk da kendisine geçebildik mi devletin? Geçemedik. Sağlıkta geçebildik mi? Türkiye, 80 milyon Türkiye ve yarısı da okuma yazma bilmeyen bir kocaman bir memleket. Buna rağmen sizin hastanede randevularınız, eczanede ilaçlarınız, randevu günleriniz hep bu devlet sistemiyle gayet o bir kart aldılar, yeşil kart. Bitti, bu işle halledildi. Yani Türkiye bu konularda çok çok aştı yani bazı konuları. Biz daha gidemedik ama bu çözüm yollarından bir tanesi. Yine YAGA olacak ama YAGA bu arkadaşlara bildirecek ve yatırımcıya da e-bilgileri verecek ve hatta e-sorularını soracak, hı hı, ve e-hattına gelecek bu. Çok basit o zaman yani tabii. Ne puldu, ne kağıt israfıydı, ne şuydu, ne buydu. Müthiş hiçbir olur. Şeye tabii, gerek müthiş. Kalmaz enerji tabii ki, açısından tabii ki. Da. Tabii. İdeal bir şey olur. Sıkıntı. Taşınmaz mal komisyonuna ve Maraş'a da geçmek istiyorum. Hı. Ama Erenköy'den bir sorumuz var, onu aktaralım öyle. Buyur, geçelim sonra buraya. Şöyle demiş Ertuğrul Yavuz, Çiğdem Hanım iyi yayınlar, Sayın Nami'ye de saygılar. Bizim Erenköy Belediyesi'ne bağlı köylerin çöpleri bir aydır toplanmıyor. Çöpümüzü atacak yerimiz yok, lütfen bir çözüm çağrısı yapınız. Mehmetçik Belediyesi veya İskele Belediyesi yardımcı olabilir mi? Alacaksa lütfen çöplerinizi mizi olsun alsınlar, sizin yapacağınız çağrının etkili olacağına inanıyorum demiş bize gönderdiği mesajda. Dün Sayın Dedezade ile burada yine konuşurken bu, hı-hı, konuyu hani bölgenin yatırım olmuş olsaydı üreticisi, hayvancısı, genci, yaşlı herkes faydalanabilecekti ilgili bölgede ama olmadı bir türlü. Dedi ki ticaret odasına dedi ben bir öneri sunmuştum dedi. İş adamları olarak bölgeye gidelim ve bölgede işte belli işte belediye ile ilgili bir takım eğitimler olsun, kalkındıralım vesaire diye. Siz nasıl bakarsınız? Ben bölümüne? Dünkü o bölümünü biraz izledim. Tamamını duyamadım ama o bölümde biraz kulak kabarttım programınıza. Bu gönüllülük esasına göre olabilir. Yani
ticaret odasındaki birikimin, yani odanın kendi fonunun bir yasayla zorlayarak şu kadarını bu meseleyi çözmek için yaptıramayız. Çünkü yasal da değildir. Bence adil de değildir. Çünkü iş insanı da dişinden tırnağından topladığı bir fondur o. Ve bu fonu bir eski belediye başkanı aşırı istihdam yaptı ve battı diye, ticaret iş insanının akıllıca çalışıp biriktirip bu odaya yatan bu fonlar, çünkü ben oda başkanlığı yaptığım zaman bu kadar büyük birikmiş bizim bir fonumuz vardı, yoktu. Ve dış seyahatlerimiz de iki kere düşünüp yapıyorduk. Yani vardı ama bugünkü kadar güzeldi. Bugün çok iyi, daha iyi bir noktalar gelir ama ticaret odasının çok önemli faaliyetleri vardır. Mesela ülkemizin dış dünyada tanıtım, benim zamanımda da hatırlarsanız Brüksel'e iki uçak dolusu vatandaşı biz ticaret odası imkanlarıyla götürdük. Ve Kıbrıs Türklere de aittir diye pankart açtık. O resimler bende var, bir gün sizinle paylaşırım. Tabii. Tesadüfen pankartın bir ucunda ben, bir ucunda da Özdil vardı bizim. Özdil de milletvekiliydi o zamanlar. Oda başkanıyla bunu gayet tatlı bir hatıra, anı olarak ben evimin kitaplığında sakladığım güzel bir resimdir bu. O bakımdan çok yapılacak işler vardı Kıbrıs'ın tanıtım. Onun için herkesin kendi sahasına konsantre olması lazım. Ama şöyle bir şey olabilir. Bir iş insanı veya da şey oraya gidip bir yardımcı olacaksa bu teşvik edilir. Yani denir ki sen bunu buraya yaparsan şu şeyinden, verginden muaf tutarım seni, evet, filan. Yani hep ceza şeklinde teşvik gelmesi, teşvik lazım. Edilmesi lazımdı. Bu, ve bu kesin çözüm değildir, başlangıç olarak. Yani oralara bir nevi can suyu olabilir, başlangıç için örnek olarak. Meselenin bir an önce kökten çözülmesi lazımdır. Zannederim yeni hükümet doğru bir adım attı. 2 yıl erteledi. Yalnız ertelemekle değil, zannederim 20 yıla kadar varan bir yapılandırma. Ya artık 20 yıl... Çok büyük, çok uzun bir zaman. Büyük bir zaman. Ama bu hakları çalışanların verilecekse ve devlet bunu diğer problemini absorbe edebilecekse büyük bir jesttir. Neden? Çünkü o bölgede bir özellik, yani bir teşvik edilmiş. Zaten biliyorsunuz teşvik yasamızda da böyle maddeler vardır. Ne diyor teşvik yasamız? Merkezi adanın orta bölümlerindeki yatırımlarda %100 yatırım indirimi vardır. Gemi konağı ve Karpaz'ın uç kısımlarında yaparsanız o yatırımı %200 yatırım indirimi. Yani yatırdığınızın iki katını siz sağlayınca kadar vergiden muafsınız. Tabii bunları iyi kullanamadık, iyi duyuramadık, iyi değerlendiremedik. Çünkü yalnız yasa yapmakla değil. Yani yatırım iklimi dediğimiz şey, bazı şeyleri kalem ile yazmakla bitmiyor. İnsanınızın güler yüzlü olması lazım, hoşgörülü olması lazım. Tıkandığı bir yerde bürokrasinin önünü açması lazım. Yani birçok unsur bir arada. Bu bir eğitim ve görgü işidir. Biraz da kültür, vizyon, evet, işidir aslında. Remzi Şermin Kaya çok güzel bir konuşma. Devlet yetkilileri belki sizi dinliyordur diye de bir mesaj göndermiş. Efendim Özgün Öztemel'in sorusu var. Onu birazdan soracağım. Turizm konusunda Rum tarafının engelleme girişimleri var. Papazın açıklaması var vesaire soracağım ama şunu bir soralım. Taşınmaz mal komisyonu bugün işleyemez noktaya geldi. Evet. Ve yine Maraş'ta, Kapalı Maraş'ta otelleri bulunan bazı Rumlar da, evet, müracaatlarını artık, evet, geri çekiyor. Bu durum bizi nasıl etkiliyor? Bu durumla ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Ve tabii bir de Maraş'ın açılması, tabii, tabii, konusuna sıkıntı. Şimdi taşınmaz mal komisyonunun maddeten güçlendirilmesi ve karara bağladıkları birçok kararı uygulayabilmeleri bizim, benim ve benim derneğimin, Kıbrıs İş İnsanları ve Yatırımcılar Derneği'nin en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Bu Çiğdem Hanım, halkımızda ve hatta bu işi bildiğini zanneden bazı arkadaşlar tarafından dahi yanlış anlaşılmaktadır.
Yani bunu bir şerefiye vergisi olarak düşünüyorlar. Şerefiye vergisi niye vereyim ben diyor. Mal benimse filan. Şimdi tabii ki ona çok derinine girmeyeceğim. Yalnız iki cümleyle şey diyeyim. Şerefiye vergisi dünyanın doğrudur. Her gelişmiş ülkesinde var. Yani sizin Londra'da da olsa, babanızdan, dedenizden kalan malınız da olsa, eğer devlet o malın kenarına bir yeni park veyahut da bir yeni cadde veyahut da yeni bir tren istasyonu, yeni bir yatırımlar yapıyorsa ve sizin arsanız örneğin 100 bin isterliğinden 500 bin isterliğine çıkarsa, bu mal değer artışı için ekstra o bölüm için bir vergi alır. Yani bu dünyanın her yerine biz icat etmiyoruz. Normali bunu. De böyle. Normalde bu. Siz oradan devletin bir faaliyetinden dolayı zenginleşiyorsunuz. Tabii. Durduğunuz ve size yerde. Bütün paranızı verin demiyor. O zenginleştiğiniz kısmın içinden belirli bir yüzdeliğini veriyorsunuz devlete lütfen. Dolayısıyla vatandaşlar şunu bilmesi lazımdır ki bu zenginlik artı. Yani bizim vatandaşlarımızın daha anlayacağı kolay bir şekilde düşünelim. Örneğin tahsisten bir mal aldılar ve 100 bin isterlindir bugün o malın değeri. Tarla değil mi? Şimdi devlet bu taşınmaz mal komisyonuna bize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yasal yetki verdi. Onun ve yasal bir kuruluş oldu. Tabii. Avrupa tarafından tanınan. Dolayısıyla taşınmaz mal komisyonumuz aracılığıyla bu mal Türkleştirilebilir. Yani onun orijinal sahibine 100 bin pound, 50 bin artık o devletin vereceği bir pazarlıklar var, mahkemesi var biliyorsun o yöntemleri vardır onların. Ve o malı tazmin edip devlet Türkleştiriyor. Yani sizin malınız bu defa orijinal Koçanlığı geçerli bir mal oluyor. O elinizdeki İtiraflı Koçan o güne yani. Kadar hakiki orijinal Koçan değil devletimizin. Yani devletimiz bir reis şimdi size sorabilir Erdil Bey devletimi inkar etmiyorum. Devleti inkar değil ama uluslararası kurallar, hukuk vardır. Uluslararası hukukun içine girmediğiniz zaman eğretisiniz. Yani bu memlekette biz 3000 kilometre kare toprağın %80'i bizim değilse biz bu memlekete bizim memleketimizdir. Zaten nasıl diyoruz yani eğreti oturuyoruz demektir. Hakikaten bizim olması için bu fırsatı bize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun mücadelelerden sonra burada da zikretmeden edemeyeceğim. Büyük önemli emekli büyükelçi diplomatlarımızın Daryal Batıbay Bey'in şahsen çok gayretleri olmuştur. Kendisini saygıyla ben burada programınıza anarım. Çünkü o şahsi ilişkileriyle ve özel temas 7 yıl biliyorsunuz Strasbourg'da büyükelçilik yaptı. O dönemde çıkmıştır bu. Dimopoulos davasıdır bu davanın ismi. Şimdi bunu böyle bir ben başka bir vesileyle söyledim burada gene söyleyeyim. Buna benzer bir yetkiyi İsrail hükümeti Avrupa'dan bir camiadan alsaydı bütün Filistin toprağını 3 ayda İsrailleştirirdi. Aynen. Tamam mı? Şimdi biz de hem ödemeyelim hem mal bizim olsun hem şu değil. Yalnız vatandaş şunu anlaması lazım. Bir kayıp yoktur burada. Kazan diye bir sistem vardır. Nasıldır kazan? Bir kere bu mal Türkleştirilince bizim memleketimize, bize ait bir mal oluyor. Malın içindeki oturan zatın o 100 bin isterlinlik malı misal olarak bir gün sonra, 24 saat sonra bu koçan değişmesinden dolayı 150 bin oldu. Siz 150 binin %20'sini yani 10 bin sterlinini vergi olarak vereceksiniz. Ve yasa da ne diyor? Bu 10 bin sterlini siz isterseniz paranız yoksa 10 sene taksitlendirebilirim size diyor. Pekala taksitlendirseniz dahi ben her sene bu 1000 sterlini veremem derseniz. Ben size borç para da vereceğim dedi. Ziraat Bankası üzerinden bunu da borçlandıracağım. Yani sizin hukuki mal sahibi olabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti azami kolaylıkları bu taşınmaz mal komisyonu üzerinden yapma hazır. Yalnız diyor ki bu değer vereceğim ben diyor Türkiye. Fakat siz malın esas sahipleri siz oturanlarsanız siz de elinizi biraz taşın altına koyun. Bu taşınmaz mal
komisyona mal değer artış vergisi diye bir yasa çıkarın. Ki bu yeni değil Çiğdem Hanım. 5-6 yıldan beridir bizim siyasilerimizin önündedir. Ve sümenaltı edildi bu yasa. Bu günahtır, yazıktır. Neden? Çünkü popülizmdir. Vatandaştan bir şey almadan ben sana arsa dağıttım. Gençler için bilmem ne tapu verdim. Televizyona çıkıp bunun popülerizmini yapıyorsunuz. Bu halkı kandırmaktır. Halka doğrusunu söyleyip, bak arkadaş bunu verince bu mal senindir, çocuklarındır, çocuklarının çocuklarındır. İlelebet hakiki temiz ulusların arasında tanınan bir koçan elde edeceğiz. Bunu anlatmaktan neden zorlanıyoruz biz? Ben hala anlamış değilim. Bazı insanlar kafa karıştırdı. Bu çok nettir. Ve Türkiye büyük fedakarlıklar yapma hazırdır. Ama bizim de iyi niyet cesti olarak bu yasayı çıkarmamız gerekiyor. Yasanın adını bir tekrar edelim. Taşınmaz Mal Komisyonu Güçlendirme Yasası. Güçlendirme Yasası. Peki insanlar bu evlerinde otururken bunu verir mi yoksa satarken mi vermeli? Böyle de bir öneri var. Tabii mesela. Yani en son çare. Çok iyi hatırladınız. Doğrudur. Yani söylediğim remedy yani ilaç çare. Çözüm bir kere o artan değeri siz paranız yoksa taksitlendiriyor. Taksitlendirildiği halde sizin ödeme bir ödeme olmazsa, imkanınız olmadığı halde size borç faizsiz kredi teklif ediyor. O da olmadı. Yani onu da ben böyle ucuz da olsa borçlanmam diyorsanız o zaman arkadaş sen günün birine bunu satacaksın değil mi? O zaman öde diyor. Bunda çekinecek hiçbir şey yok. Yani her türlü olanak ve şeyi var, veriyor. Satmazsa da... Evet, bunlar olacak. Yani daha tam son şeklini almadı, taslak halindedir ama bunlar hep olacak. Yani şöyle endişeler de var Erdil Bey bu konuyla ilgili. Ben Serdar Denktaş Bey'i dinlemiştim. Yine Merit'te yapılan bir program vardı ilk 100 gün diye seçim döneminde. Evet. Reşat Bey ve Aytuğ Bey'in. Orada bu şerefiye vergisi konusu açıldığında Serdar Bey konunun çok çok karmaşık olduğunu, bizde tek koçan sisteminin olmadığını, işte ne bileyim eşdeğerciler var, puanlar var, şehit şey var, tam cümleyi bulamadım yanlış bir şey de söylemeyin bilmediğim için. Yani bu tarz çeşitli doğrudur. Koçanlar varmış ve nasıl çıkılacakmış, bu adil bir doğrudur. Şey olmazmış dedimişti. Doğrudur. Bununla ilgili söyleyeceğim de şudur. O endişeler var bizim camiamızda da, yani derneğimizin içinde de konuşuldu onlar. Biz bu taslağa kendi görüşlerimizi şu anda iki uzman arkadaşımız derneğimize, mühendis olan ve müteahhit olan arkadaşlar görevlendirdik. Onlar bu hafta zannederim belki de bugün bunu neticelendirecekler. Bu basittir, doğrudur. Bu yasa zamanında bize bir yerden söylediğim Türkiye'den bir taslak şeklinde geldi. Bu taslak Kur'an kelamı değil. Yani alırsın, incelersin, bizim ülkemizin şartlarına göre uyarlarsın ve Bakanlar Kurulu'na, meclise sunarsın. Çalışmayı şimdi dersin. Niyetin yoksa bunu yapasın, bunu sümenaltı edersin. Şimdi nedir? O söylediğin susuz çok önemlidir. Bunun eğer yani sizin bu gelen taslak Türkiye'den geldiği için atlanan bir nokta var içinde, haklısınız. O da şudur. İki türlü mal sahibi var ya da üç daha fazla ama bu işi sadeleştirelim vatandaş için. Bir, bende de 100 bin sterlinlik var, sizde de var. Siz ama Türkiye'den geldiniz. Siz hiçbir şey güneyde bırakmadınız. Geldiniz, size bir şey verdi, 100 bin. Ben güneyde bir mal bıraktım. Belki benim malımın değeri 50 bindir, 60 bindir, bilmem. Bu defa benimle sizin tam bu yasa çerçevesinde eşit muamele görmemiz biraz adaletsizliktir. Dolayısıyla bu yasayı alan, bu taslağı alan zamanın yöneticileri bu dikkatten kaçtı sevgili Türkiye'li kardeşlerimiz. Eşdeğerci durumunda biz onun nakıs, eksi mevcut malının bize çünkü feragatname diye bir kağıt imzaladık ve verdik koçanla ben de verdim. Bunların değerini hesaplayacağız. Elinde şu andaki mevcudundan bunu düşüp ona göre mal artış vergisi. Bugünün fiyatlandırmasına bugünün göre. De olabilir, dünün de. Çünkü senin iki mal da aynı şekilde yürür. Yani yani senin güneyde bıraktığın mal da değeri artar.
kuzeydekinin de değeri artar. Yani o günler, bu çok sorulan bir şeydir. Yani 60'ların fiyat şeyiyle bugünkü. Ha, yani birini 60'a göre yapar, birini bugüne göre yaparsan olmaz ama ikisini de 60'a göre. Hatta ikisini de 2015'e göre, 17'ye göre yaparsan paralellik gösterir. Yani bir zarar çıkmaz. Önemli olan husus onda, sizin güneyde bıraktığınız malın bir değeri vardı. Ki bu feragatnamede belirtilmiştir. Ve bu size puan olarak bildirilmiştir. Bugün tuttuğunuz malın içinden bu değeri düşmek, yani senin malının değerinin dikkate alınmasıdır. Bu da dikkate alınırsa bu mahsur da ortadan kalkar. Kalkar diyorsunuz. Tabii. Aslında karmaşık gibi görünen sorunun çözümü vardır. Basit tabii. Midir? İyi niyet tabii budur. Yani sizin eş değerinin dikkate alınması meselesidir. Evet. Maraş konusundaki yorumunuzu da alalım. Maraş konusunda biz bunu söyledik, yazdık. Cumhurbaşkanımızla da görüştük. Siyasi parti liderlerimizin hepsiyle istisnasız seçimden önce görüştük. Serdar Bey'le, Tufan Bey'le, Kudret Bey'le, zannederim bir tek Hüseyin Bey'le görüşemedik. Yani imkan olmadığı için görüşemedik. Evet. O partiden başka bir arkadaşla da görüştük ama vesileyle onu da söyleyeyim. Ve bunun büyük faydası olduğunu söyledik. Adamların, çünkü taşınmaz mal komisyonunun küfesindeki problemlerden bir tanesi de Maraş'ta oturan insanların puanları, malları, değerleri ve tazmini. Bunlar 300'ün üzerinde şu anda müracaat var. Yalnız Maraş içerisindeki oturanların. Bunlara bir çözüm olurdu bu. Eğer olabilirse hala daha bence gündemden kalkmaması lazımdır. Şimdi orada şöyle bir şey var. Buraya bunların yerleştirilmesi komplike bazı sorunlar çıkarabilir. Yani belediye hizmeti nereden alacak? Çünkü bizim projemizde, önerimizde bizim yönetimimiz tahtında, altında kalıp buyurun yerinize yerleşin. Mal sizindir. Tabii ki bazı arkadaşlar dedi ki gelmez, gelir. Gelen de olacak, gelmeyen de olacak. Çünkü ihtiyaçlı olan insanlar vardır. Büyük yatırım var orada aslında. Evet, büyük yatırım var. Siz bunu açacaksınız. Şimdi bu büyük yatırımın bazı gereksinmeleri var. Çünkü artık o yatırımlar yatırım olmaktan çıktı, çürüdü. Yani yolgun çelik, demir, borul, binalar yok. O binalar Adanze'ye... Ama sizin mülk sahibine... Buyurun kardeş, mal sizindir. Koçanlarınız geçerlidir. Tabii inceler, normal taşınmaz mal komisyonu kendi sistemiyle bunu inceleyecek. Buyurun dediğiniz zaman o yasal mükellefiyet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aldın, vermiyorsun, işgal ettin davası var ya, o kalkacak o günden itibaren. Bu defa bu kabul başlayacak yapasınız. Neyi kabulü? Gelmek isteyenlerin bir listesini. Bunlar ne kadar çoktur. Kaç kişidirler? Bunlarla bir karşılığı bu bizim devletimiz bir komite oluşturup bunların belirli bir sıra hele bir yerde kümelendirebilirse o yerin altyapısıdır, lojistiğidir, yıkım işidir. Türkiye altyapı endüstrisinde çok güçlüdür artık. Yani iş makinesi, müteahhitlik hizmeti, TOKİ'si var filan. Bir işbirliğiyle bunları kalkındırıp düze çıkarmak hem bize bir hukuki üstünlük verecek, hem de bizim şu anda durağan olan ekonomimize, çünkü bizim müteahhitlerimiz orada çalışırlar, büyük bir iş potansiyeli doğuracak. Bunu biz daha önce de gündeme getirdik. Yalnız kökten çözümün bir parçası olarak görünüyordu. Bütünlüklü çözümün bir parçası olduğu için Maraş, ve bu tip anlattığım komplikasyonlar ve daha birçok komplikasyon. Yani Kıbrıs'ın bütününün çözümlenmesi kadar özel sorunları var orada. Ama bizim bu söylediğimiz biçimiyle, hele şimdi görüşmelerde tamamıyla çıkmaz noktasına girdiğine göre, bu güneydeki insanlara buyurun kardeşim, biz size yardımcı da olacağız. Hatta diyorum ben, bir adım daha öne gidiyorum. Ve diyorum ki oraya yatırım yapacak olan otelin sahibi geldi. Ben dese geldim ama gördüğünüz gibi otelim ayakta dur ama yık bitti. Ben onu yıkıp baştan yapacağım. Bana ne gibi
imkanlar sağlayacaksın. Ben burada yapacak, yatırım yapacak olan insanlara, kuzeyde yatırım yapmaya gelen otel yatırımcılarına verdiğim teşvikler var ya, yatırım indirimi, imkanlar belli bir süre için. Bunları veririm. Niye veririm? Çünkü şimdi hemen sorular gelecek. Aa, bir de yani hem veriyoruz sunmalı hem de bir de teşvikten mi vereceğiz arkadaşlar? Vereceğiz. Neden vereceğiz? Çünkü bu gecikmenin loss of use dediğimiz büyük bir kullanım kaybından kaynaklanan bir tazminatı da var ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu kullanım kaybını bu şekilde önleyebiliriz. Deriz ki biz size... Mahsuplaşma gibi bir şey. Evet. Yani biz size projenizde bizim yasalarımızdaki, bizim yatırımcılarımızdaki imkanları şey deriz ki bu da epey bir şeydir, rakama balidir. Ama siz geriye dönük kullanım kaybı şeyini istemeyeceksiniz. Bu bununla birbirinden aynı dediğiniz gibi mahsuplaşma sistemiyle olabilir ve legal hale gelebilir. Orada büyük bir canlılık olabilir. Kanaatindeyim ben, yapabilirsiniz. Evet, ölü bölge ve hayalet bölge olarak evet. Durmasına hiç de gerek yok. Yalçın Koçyiğit şöyle demiş, Şeydem Hanım günaydın, Erdil Bey'e çok selamlar. Erdil Bey gibi insanlar beyinler olsa ülkede işsiz kalmaz. Benim örnek aldığım bir abimdir. Çok çok selam. Ben de kendisine selam ederim. Demiş. Hemen Özgün Bey'in sorusuna da geçelim. Sayın Nami günaydın. Rum turizmciler Kuzey Kıbrıs'ta 2017 yılı itibariyle turist sayısında artışların tespit edildiğini ve bunun Rum turizmi için tehlike arz ettiğini belirterek BAF turizmcileri bunu söylediler. Rum hükümetinin tedbirler alınmasına yönelik çağrıda bulundu. Siz bir iş adamı olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bunun iki türlü değerlendirmesi vardır. Birincisi Rum turizmciler ve bu işle yani karşı çıkan insanlar büyük yanlış yapıyorlar. Birinci onu tespit edelim hemen. Çünkü bir ülkede bu ada, bizim adamız bir bütün olarak çok güzeldir. Yani şu anda mesela isterseniz bir saatlik bir yola gitmeden Trodos'a gidip kayak yapabilirsiniz. Girne'ye gidip isterseniz gelip denize girebilirsiniz. Yani bu adanın kendine ait küçük olmasını ve hem dağ hem deniz her türlü imkanı vermesinin bir güzel ve ada insanı misafirperverdir. Dolayısıyla bu iki yani bizden kestiğinde turizmi kendisine akmıyor. Yani bu öyle çalışmıyor. Bilakis bizi de gören ve beğenen ona da gidecek ve bütün adanın yani örneğin şu anda güneye 3 milyon turist geliyor. Bize de 1 milyon. Bu ikisinin toplamı 4. Eğer bir müştereklik yaratabilirsek yani iyi komşuluk ilişkileri içerisinde bu 4 milyonu 8 milyona çıkarmak hiçtendir. Yani bizimki de katlanarak artacaktır. Onlarınki de yani İngilizlerin win-win, kazan-kazan dediğimiz şey olacak. Bunu göremiyorlar fanatikliklerinden sebep maalesef. Ve buna o zaman çare başka bir vesileyle galiba sizin programınızda veya da bizim mülkiyeliler kuşağındaki sohbetlerimizde ben dile getirdim. Bunun çözümü ve çaresi bizim yeni hükümetimizin bu konuyu başlı başına bir konu olarak ele alıp Türkiye yetkilileriyle kökten çözmesi lazım. Kökten çözme derken bunun çözümü mutlak surette bizim Antalya'dan, Adana'dan, Hatay'dan, Doğu vilayetlerinden hatta Ankara'dan touchdownlu uçuşlar. Örneğin Rusya, Ankara, Moskova, Ankara, Ercan, Tahran, Ankara, Ercan. Bunu bir nevi sistematiğe bağlamamız lazım. Bunun içinde nazım rolü Türk Hava Yolları'na düşer. Türk Hava Yolları bugün dünyadaki en büyük 4 veya da 5 hava şirketinden bir tanesidir. Türk Hava Yolları'na Türkiye Cumhuriyeti üst makamları gerekli işarı, ikazı ve talimatı verirlerse bizim buradaki Ulaştırma Bakanlığımızla güzel bir çalışma yapıp bu bağlantıları sağlarız ve bu bağlantılar içerisinde çok güzel bir netice çıkacak inanıyorum. Yönetmenime hemen bir fotoğraf gönderdim. Bakarsam o fotoğrafı istiyorum. Mümkün mü?
Hemen baksın. Sizin o şimdi Bulgaristan'dan bu arada bizim programımızı izliyor Vasif Bilginer. Ha, Vasif Bey. Evet. Hı hı. Ona da ayrıca günaydın diyorum. Ben de günaydın diyorum. Az önce bahsettiğiniz fotoğrafı size gönderiyorum demiş. O yüzden size bir sürpriz yapalım diye düşündüm. Pekala. Brüksel'de çekilmiş bir resim. Öyle mi? Tabii şimdi... çok güzel. Çok teşekkür ederim Vasıfa. Açayım. Tabii şu anda tarih de var üzerinde. 2007. Benim oda başkanlığım döneminde. Evet. 2007-2008 iki yıl oda başkanıydım ya o dönemde. O dönemde. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar herhalde. Onu da koyabilirsek güzeldir. Evet. Özgül Bey daha sonra şimdi tabii ekonomi bakanı oldu. Ama evet. O da eylemci gibi bir hali var fotoğrafta. O zaman milletvekili, daha bakan falan olmamıştı. Evet. Milletvekili olarak işte Brüksel'de onlar görüşmeye gitti. Biz de oda olarak gittik. Yani çok enteresan, güzel bir toplantıydı. Yani o kitaplarınızın şeyin arasında ana olarak kalmıştı. Biz evet. Şimdi onu ekrana yansıtalım. Herkes de bir, herkesin kafasında bir ana olarak kalsın diye. Evin bununla noktalayalım o zaman programımızı. Yani biz bu arada resim bulununcaya kadar bu şeyin de ehemmiyeti çok büyütüyor. Bu direkt Türkiye'nin touchdown'lu buraya gelebilmesi. Ha burada tamam işte. Evet. Evet, çok güzel bir hatıra bu. Teşekkür ederiz gönderen. Yani işte Cyprus belongs to the Turkish Cypriot Studio. Basıp bunu buldu, gönderdi bize. Evet. Ne güzel. Neydi işte o? 2008'den yani 10. 2007. 2007'den. Hatta takvim şeyde var. Yani 11, 10-11 yıllık bir hatıra. Evet. Çok güzel. İzleyicimize de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Basıp Bey'e. Ta Bulgaristan'dan bulup göndermiş. Evet, evet. 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 Tamamlayalım isterseniz, son olarak eklemek istediğiniz bir husus varsa. Valla benim bana bu programda yani fırsat verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Önümüz açıktır, yeni hükümete bir fırsat tanıyalım. Onlar çok ciddiyetle konuyu ele aldılar ve legal baza oturtmaya çalışıyorlar. Bu Ahbap Çavuş işinden ciddi bir devlet mekanizmasına dönüşleri vardır. Kısa bir müddet iyi niyetle bekleyip fırsat vermemiz gerekir. Ben iyi şeyler yapılacağına inanıyorum. Evet. Şimdi bu arada şeyi de soralım. Hani buna inanç belirttikten sonra hükümet programında taşınmaz mal komisyonunun çalıştırılması maddesi var. Tabii tabii. Bu noktada bir de tavsiyeniz varsa onu da alalım. Tabii, çünkü şu ana kadar bir şey şimdi yapılmadı. Şimdi benim o noktada son tavsiyem değil de yani bir temennim değilim. Hı hı. Eminim arkadaşlar, yapan arkadaşlar bunu düşünmüşlerdir. Çünkü program bir belgedir ama esas belge ve merkezi idare eden bütçedir. Dolayısıyla şu sıralarda da bütçeyi çalışıyorlar. Hükümetimiz var. Yoğun bir çalışma var. Bu programda yer alan bu hususa bütçelendirmeleri lazımdır. İmkanların nispetinde bir bu konuya bir bütçe ayırmaları lazım. Çünkü konuşmamızın başında belirttik ki en önemli sorunlardan bir tanesi taşınmaz mal komisyonu çalışıyor, karar alıyor, ödemekte zorlanıyor. Tabii, maalesef. Dolayısıyla bütçesel bir problem vardır oradan. Zaten bütçenin içine bir ne kadar imkanı varsa devletin bir imkan koyduğu zaman eminim ben Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bunun üstünü tamamlarlar. Özel bir fon da yapılabilir, her şeye bir fon tabii, alınıyor. Zaten bu yasa çıktığı zaman yasada bir gelir olacak. Yani diyecek ki ben senin malını ben sana değerlendiriyorum. Yüzde şu kadar vereceksin. Zaten birazcık o pürüz, huysuzluk filan yani onun için çıkıyor. Şey de olabilir Erdil Bey. Mesela içkiler, işte alkollü içecek veya ne bileyim. Yani bir kuruş ona ya sigaraya iki kuruş koyduğunuzda. Koysunlar herkes zaten. Olabilir. Ama yani direkt kullananın da mal yararlananın da o yasanın gereği olarak zenginleşecek olanın da bu zenginin mutlaka kenarına şey mutlaka bir şey vermesi lazım. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün için birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Göndermiş olduğunuz her mesaj için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Koyduğunuz katkılar için de yarın yeni bir günde güne merhaba demek için burada olacağız. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Hoşçakalın.
istersin, hayatın tamamı olsun istersin, kaç kaç kaçmasın.